Herkese yeniden merhabalar. Ben Gülşen, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ramazan gelmeden güzel bir Konya etli ekmeği tarifi paylaşacağım. Aslında bu tarifi çekerken biraz da çekiniyorum. Çünkü ben bir Konyalı değilim, eşim Konyalı. Ama ben 5 yıldır herhalde bir Konyalının ömrü boyunca denememiş olduğu kadar etli ekmekçi denedim. Ve artık böyle etli ekmek kültürüne bayağı aşinayım. Ama Konyalıları bilen bilir, hiçbir Konyalının Konya'dan bahsederken kısaca Konya dediğini duymazsınız. Hep Konya'mız derler. Gerçekten memleketlerine çok düşkün insanlardır. İnşallah ben de Konya'nın bu güzel insanlarını kızdıracak hatalı bir şey yapmam etli ekmek yaparken. Dediğim gibi nacizane kendi evimde denediğim, Konyalı eşimin yedikten sonra çok beğendiği bu tarifi sizlerle de paylaşmak isterim. Birazdan kısacası tarife geçeceğim. Hamurumuzu hazırlayacağız. Ardından içimizi hazırlayacağız ve pişireceğiz. Tabii ki bir odun fırınında pişirmek gibi olmuyor. Ama bu karantina sürecinde birden aklınıza etli ekmek diye böyle gelir de düşerse, gece uykularınızı kaçırırsa belki benim bu basit tarifimle evde etli ekmeği siz de deneyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler, deneyeceklere afiyet olsun. Hamurumuzun yapımına geçelim. Önce 1 su bardağı un ekliyorum. Ardından yarım su bardağı daha ekleyip havuç haline getiriyorum. Etrafına 1 çay kaşığı tuz, ortasına 1 çay kaşığı şeker ekleyip kaşığımın hemen ucuyla çok çok azalacak şekilde kuru maya ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar ılık sütümü ekleyip yavaşça karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra azar azar su eklemeye başlıyorum. Ben yaklaşık 1 su bardağının 1/3 kadar su kullandım. Siz suyunuzu azar azar ekleyerek hamurunuzun kıvamına göre su eklemeye devam edebilirsiniz. Bu aşamada artık güzelce yoğurmaya başlıyorum. Normalde etli ekmek hamuruna maya kullanılmaz. Ben çok az da olsa ekliyorum ki o kıvamı kısa sürede alabileyim. Siz isterseniz hiç eklemeye de bilirsiniz. Elinizin altında hamur zaten hemen şekil alıyor. Çok sert bir hamurunuz olmayacak, çok yumuşak bir hamurda olmaması gerekiyor. Yoğurdukça kıvamının nasıl olması gerektiğini zaten siz de fark edeceksiniz. Kulak memesinden bir tık sert bir hamur olması yeterli olur. Bunu bu şekilde üstünü örterek yarım saat kadar dinlenmeye alacağım. O sırada da iç harcımızı hazırlamaya geçeceğiz. Hamur toplandıktan sonra üzerini örtüp bekletiyorum. İç harcım için önce yarım baş soğanı ince ince kıyıyorum. Etli ekmeğin bir özelliği harcın satırla kıyılmasıdır. Ben kalın bir bıçakla iyice inceltiyorum. 200 gram kadar da çift çekim dana döş kıymam var. Normalde tek çekim bir kıyma çok daha lezzetli olur. Buzluktan çıkardığım biraz yeşil biberi kıyıyorum. Ardından da bir tane normal biber kıyacağım. Siz bu aşamada 2 tane yeşil biber kıysanız aslında tam olarak denk gelir. İçine bir miktar da karabiber, pul biber ve tuz ekliyorum. Bir domatese tekabül edecek kadar da domatesi ince ince kıyıyorum. Etli ekmeğin en önemli özelliği iç harcının rondodan geçirilmemesidir. Her şey tek tek incecik kıyılır ve karışıma eklenir. Bir diğer özellik ise sarımsak, maydanoz ve salçanın kesinlikle harcın içinde olmamasıdır. Aslında onu lahmacundan ayıran en önemli şey de bu. Güzelce yoğuruyoruz. Bu aşamada harcınızın sert olduğunu hissederseniz birazcık su da ekleyebilirsiniz. Azıcık cıvıklaştırır. Harcı kenara alıp hamuru getiriyoruz. Burada hamurumuzun etrafını biraz unlayıp porsiyonlamaya geçeceğiz. Benim hamurumdan 3 eşit parçaya ayırdığımda 3 tane etli ekmek çıkacak. Siz eğer daha fazla etli ekmek elde etmek isterseniz ölçüyü tam olarak 2 katıyla çarpabilirsiniz. Artık ilk etli ekmeğimi açmaya hazırım. Merdane ile ileri geri hamlelerle uzun bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Bu aşamada hamuru açmak çok kolay olmayacaktır. Lastik gibi bir hamurunuz var. Siz açtıkça hamur kendini topluyor. Mümkün olduğunca elinizle çekiştirerek de olsa uzatmaya çalışın. Harcımızın 1/3 elimize alıp artık etli ekmeğin üzerine yaymaya başlıyoruz. Güzelce her yerine gelecek şekilde yaydıktan sonra en önemli kısım olan iki tarafından çekiştirerek harcı aralıyoruz. Seyreltiyoruz aslında.
Tepsime köşeden köşeye yerleştiriyorum ve ilki hazır. Şimdi ikinci hamuru yapmaya geçeceğiz. Aynı aşamaları bunun için de tekrarlıyoruz. Aslında Konyalıların en gücendiği şeylerden biri etli ekmekle lahmacunun kıyaslanmasıdır. Ben de başlarda öyle zannediyordum ama aralarında çok bariz farklar var. Dediğim gibi iç harcı farklı, etli ekmeğin şekli de farklı ve en önemli kısım da aslında harcı yaydıktan sonra çekiştirdiğinizde bunun harcının aralanması. Bu şekilde artık etli ekmeklerimi fırına vermeye hazırım. Sonunda çıtır çıtır kızarmış, incecik hamuruyla nefis etli ekmekleriniz olacaktır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun, kendinize iyi bakın.